Argo'da çıplak anlamında kullanılan bir sözcüktür bu. Çıplak anlamında evet. kullanılan. Bence bir harf alınır aslanım burada. Alalım bir harf. Alalım bir harf. Bambaşka bir anlama geliyor. Çıplak. Argo'da bir de çıplak anlamında kullanılıyor. Çıplak denize girmek. Denize... Bir harf daha alalım. Bir harf daha alalım. Çok kolay değil. Böyle biraz militarist bir tabir. Çıplak. Bir harf daha alalım. Bir tane daha lütfen. Bambaşka bir anlama gelen kelime sokak jargonunda bu anlama bürünmüş. Çıplak anlamı. Çıplak. Üzerinde hiç kıyafet olmadan. Bilemedim. Yani rütbesini, üniformasını çıkar. Sivil. Sivil buyursunlar. Biraz süre kaybettirdi. Evet. Bir şey olmaz. 2 dakika 49 saniye var. Daha fazlasını harcamayalım yolda. Bir tek lazım olan o. Şimdi eski bir kelime çıkacak karşınıza ama bence daha harcanızda yer ediyordur o. Gelsin bir görelim. Eski dilde bakan. Nazır. Oldu bitti. Çok güzel. Burada oyalanmadık, iyi yaptık. Siz bizim sıkı takipçimizsiniz değil mi? Çok. Hı. Tamam. Bu soruyu biz çok sorduk. Öyle mi? Belki de izlediğiniz bir bölüme denk geldi. Bizim o ünlü zıpır sorularda. Gelsin. Sosyetik yumurta. Bildiğiniz yumurta. Yumurtanın sosyetik. Ama çok sosyetik. Pişmişi mi sosyetik Yok, olan? Yok, çiğ yenir bu. Çiğ. İşlemden geçiyor tabii de pişirmiyorlar. Bilemedim. Yani bir yumurta bu. Evet. Ama çok sosyetik. O kadar sosyetik ki yani tavuktan çıkmıyor. Alalım mı bir harf? Alalım bir Alalım bir harf. Bir harf daha. Bir tane daha istedik. Sosyetik yumurta. Havyar. Havyar efendim. 400 puan da yerindedir. Kasayı 1900 yapar. Halen 2 dakikadan fazlası var elimizde. 6 harfli cevapların ikincisi de 1-2 saniyede cevaplanacak kadar kolay bir soru. Gelsin de aslanım. Dalları barışın evrensel simgesi olan ağaç. Zeytin. Zeytindir efendim. Böylelikle çok vakit kaybetmeden yarışmanın tam ortasına varıyoruz. Süreniz kötü herhalde. Değil. 1 dakika 59 saniye diyelim ona 2 dakika. İşte bu soruyla birlikte yarısı bitmiş yarısı. Olacak zaten. Tamam. İlk 7 harfli cevap bu. 2 kelimeden oluşuyor bu cevap. Buyurun. Tamam. Kişinin kimliği, ismi, bilindiği, tanındığı, unvan ve lakaplar. Bu anlamda kalıplaşmış bir söz dizisi. 2 kelime. Adı sanı. Nedir? Adı sanı. İşte budur. İskambil oyunlarıyla aranız nasıl? İyi. Güzel. Burada da efendim tertemiz 700 puan var o zaman sizin için. Gelsin de bir görelim. Halk ağzında İskambil destesine ne ad verilir aslanım? Gönder oradan bir. 52. Nedir efendim? 52. 52 gayet güzel. Çok basit düşüneceksiniz. Pat cevaplayıp 800 puanınızı alacaksınız. İyi miyiz? İyiyiz. Bir telaş içerisindesiniz gibi halen ama ben ne bileyim. İyiyiz maşallah. Sakinleşmek üzereyim. Efendim bitince, bitti. Bitince sakinleşeceğim zannediyorum. 1,5 saat nedir? 1,5 dakikadan fazlası var. Tamam. Elimde sadece size soracağım 6 soru kaldı. Başladığımızdan çok daha iyi durumdayız ve 9300 puana koşuyoruz. Anlaştık mı? Tamam. Buyurun gelsin. Göze çarpan. Açık biçimde ortada olan. Basit düşün. İki kelime mi? Ayan beyan. Tek kelime. Tek kelime. Göze çarpan açık. Açık biçimde ortada olan. Tek kelime. Meydanda. Meydanda gibi bir şey ama öyle da, de ekleri de almamış. Yok. Bir harf rica edeyim. Alalım mı? Peki aldık bir harf hadi. Basit düşünün ne olur. Bakın orada duruyor işte. Gayet... Yani ortama uymamış, saklanmamış, gayet. Bir tane daha. Bir tane daha. Çok süre kaybettik, bir tane daha alalım. Bir tane daha. Gayet ortada, gayet görüyorum ben yani. Burada bir sorun var.
Belirgin. Belirgin bir sorun var. Buyurun.